Arkadaşlar merhaba. HTML, HTML5 sıfırdan kapsamlı eğitim setinin 8. dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde yine elementleri görmeye devam ediyoruz. HTML elementlerini. Bu sefer format elementlerine bir giriş yapacağız size. Önemli olan format elementlerini ben şurada yazdım. Görüyorsunuz. Bu format elementleri HTML'imizin içinde yazdığımız yazılarımıza çeşitli şekiller veren elementler, komutlar diyebiliriz. Örneğin yazıyı kalın yapma ya da italik yapma ya da işte arka planını değiştirme, sarı renkte şurada görmüş olduğunuz mark ya da daha small yapma, üstü çizili, altı çizili vesaire gibi şeyler yapan elementlerimiz, komutlarımızdır. Hemen vakit kaybetmeden örneklere geçmek istiyorum ben. Şöyle bir paragraf açıyorum. Bunun içine şunu diyorum. Bu paragraf kalın yazılmıştır diyelim şöyle. Yazılmıştır. Tamam diyoruz. Şu paragrafın içine geldim. B etiketimi yerleştirdim şu şekilde. Otomatik tamamladı tabii ki. Bunu buradan kesiyorum. Şu sonuna yapıştırıyorum. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Yani P'nin yanına B'yi yazdıktan sonra gelip burada B'yi kapatmadan P'yi kapatmamamız gerekiyor. Yani şundan bahsediyorum. Şunu kestim. Şunu şöyle yazmayın arkadaşlar. B'nin içeride olması gerekiyor. İç içe geçmeleri gerekiyor bunların. Bunlara dikkat edin. Yeri gelmişken bunu belirteyim. Şöyle kaydediyorum. Hemen çıktı görüntümüze bakalım. Bu paragraf kalın yazılmıştır diye ekranımızda çıktı gördüğünüz gibi. Bunun bir benzeri strong komutu var. Şunu hemen kopyalıyorum. Yapıştırdım. Bu paragraf strong yazılmıştır diyorum. Ve şuradaki komuta ben bu sefer strong yazıyorum. Bakın burası da otomatik olarak değişti gördüğünüz gibi algıladı bunu. Yine kaydettim. Çıktı görüntümüze bakıyorum. Gördüğünüz gibi burası da yine aynı şekilde kalın yazılmış. Hemen hemen aynı gözüküyor. Strong kısmı biraz daha ince kalmış gibi görünüyor kalına göre. Buradan da bakabilirsiniz, anlayabilirsiniz. İtalik ve emphasize'da geçelim. Emphasize'da olan vurgulu yazılı demek. Yine ikisinin arasında çok bir fark yok. Yine ben şunu şöyle kopyalayacağım. Böyle göstereyim. Bu paragraf italik yazılmıştır diyorum. Geldim şuraya, i'yi koydum. Daha sonra isterseniz emphasize'ı da yapalım. Burası vurgulu. Şöyle parantez içinde emphasize yazılmıştır diyelim. Yine etiketlerimizi değiştirelim şöyle. EM yazalım buna. Otomatik yine kendini tamamladı. Şöyle çıktı görüntümüze bakalım. Yeniliyorum sayfayı. Gördüğünüz gibi bu paragraf italik yazılmıştır. Bu paragraf vurgulu yazılmıştır şeklinde yazılarımız çıktı. İkisi birbirine yine çok yakın. Ama bu bir parça daha italik. Bunun itelikliği biraz daha ona göre az gibi. Çok gözle görüp ayırt edilemeyecek derecede bir farklılıkları var açıkçası. Bunları da görmüş olun ama. Mark etiketine bakalım. Yazdığımız şeyin arka planını sarı yapıyor. Yine şöyle kopyaladığımı yapıştırıp mark dedim. Şu şekilde bu paragraf mark etiketiyle yazılmıştır diyelim. Geliyorum sayfamı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi arkası sarı renkte yazılmıştır. Bu arka plandaki sarı renk default renk olarak atanmıştır. Bunu şuraya gelip style'layıp onu da gösterelim. Background color'a gelip örneğin kırmızı dediğinizde Ctrl S yapıyorum. Geldim yeniledim. Gördüğünüz gibi arka plan rengi kırmızı oldu bu sefer. Bunu sanırım ilk kez gösteriyorum. Background color arka plan rengini değiştirmektir. Bu da aklınızda bulunsun. Bu da çok sık kullandığımız bir CSS komutu. Mark'tan sonra small etiketine gelelim. Şöyle CTRL-V yaptım. Bu sefer buraya small yazdım. Bu paragraf small yazılmıştır dedim. Kaydettim, geldim, açtım. Gördüğünüz gibi yazı boyutu biraz daha küçük yazılmıştır. Yani normal default değerinden, paragrafın default değerinden bir parça daha küçük yazılmıştır. Böyle bir şey yapmak isterseniz de bunu yazabilirsiniz. Yine bunun da CSS ile oynayıp tabii ki font size'ını değiştirebilirsiniz. Şöyle geldim. Font size dedim.
Örneğin 16 piksel dedim. Kaydettim, geldim. Gördüğünüz gibi biraz büyüdü. Tabii böyle yapınca small etiketinin bir anlamı kalmıyor açıkçası. Small'un kullanış amacı zaten yazının small yazılması. Bunu bu şekilde değiştirmenize gerek yok. Şimdilik bu etiketi görmüş olun diye verdim. Ya da nasıl font size'ı değiştirebileceğinizi görmüş olabilirsiniz. Daha sonra del ve ins komutlarına geçelim, elementlerine geçelim. Del üstü çizili yapar yazıya. Şöyle yine yazdım. Del dedim bu sefer. Bu paragrafın üstü çizilidir diyelim şu şekilde. Hemen altına ins elementini de yazalım. Bu insert'ın kısaltılmasıdır. Bu da delete'in kısaltılmasıdır. Buna da bu paragrafın diyelim altı çizilidir diyelim. Şöyle kaydettim. Geldim sayfayı yeniledim. Gördüğünüz gibi bu paragrafın üstü çizilidir. Bu paragrafın altı çizilidir geldi bu komutlarla da. Bu üstü çizili olanı fiyat etiketleri vesaire gibi şeylerde kullanabilirsiniz açıkçası. Hani indirim şeyleri oluyor ya. 30 lira değil üstü çizili, sadece 29,95 vesaire gibi. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Bunu oradan aklınızda kalabilir. Sub ve sub komutlarına geçelim. Subscript yazı. Sub da superscript yazı. Ne demek istiyorum? Şöyle yapayım bunu da. Yine yeni bir paragraf açtım. Örneğin biraz kimyaya gidelim arkadaşlar. Oksijenin yazılımı O2 şeklindedir. Bunu yazarken O'su büyüktür. Yani şöyle O'yu yazdık ama 2 biraz bunun altında kalır. Bu altına yazma olayında yani bu yazıyı biraz daha küçük ve altına oranlama şeyini de buradaki sub etiketiyle yapıyoruz. Sub'un içine geldim. Şuraya 2 yazdım. Tamam dedim. Geldim sayfamı yeniledim. Gördüğünüz gibi 2 bunun biraz altına yazıldı. O2 şeklinde. Şuradaki boşluğu silersem belki daha yan yana yazacak. Bakalım. Evet. Yanına yazdı. Gördüğünüz gibi O2 şeklinde altına yazdı. Sub da bunun tam tersi versiyonu. Üstüne yazıyor. Yine P etiketini açalım. Bu sefer H2O yapalım. Bu sefer de geldim. Sub dedim. Buraya yine 2'yi yazdım. Sonuna da O'yu ekledim arkadaşlar. Kaydedelim. Görüntü olarak gördüğünüz gibi H2O üstte yazdı. Şuradaki boşluğu silersem daha güzel görüntü olacak. Geldim yeniledim. Gördüğünüz gibi H2O yazının üstüne yazıyor. Yani sayfanın üstüne diyebilirim. Harfin üstüne çıkarıyor bunu. Evet, format elementlerimizden en önemlilerini gördük. Tabii bunları söylerken şunu da söylemem gerekiyor. Bunların çoğu aslında kullanışlı değil. Kullanışlı değilden kastım ne? Biz genellikle bu yazılara CSS komutlarıyla müdahale ediyoruz. Yani kalkıp bir yeri kalın yapmak istediğimizde gelip bütün kalın yapmak istediğimiz şeyleri web etiketlerinin içine almıyoruz. CSS'de komutu var onun. Font weight diye. Onu bold yaptığımız zaman bir de class ataması yaptığımızda bir sürü şey. Class atamasını da göstereceğiz tabii size zamanla. İlerleyen yerlerde class ve id attribute'larının ne olduğunu. Aynı class'a sahip olanları kalın yaz diyoruz ve bütün o class'a sahip olanlar örneğin kalın yazılmış oluyor. Bu şekilde daha rahat kullanımları var bunların. Yani böyle tek tek uğraşılmıyor. Tabii ki tek tek sadece bir tane şeyin italik yapmak istiyorsunuz ya da kalın yazmak istiyorsunuz. Bunların kullanışlı olduğu bir gerçek. Ama dediğim gibi genel olarak birçok şeye müdahale etmek istediğinizde CSS müdahalesi gerçekleştiriyoruz. Evet, şimdilik bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde yine görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.